Tabii çok büyük bir risk değil Şimdi mi? tabii mantık olarak yani devlet büyükleri şunu hesap ediyor. Yani herkes işte virüsü olan olsun olmayan olsun bir toplumsal bağışıkla kazanan mantığını yürütüyor olabilirler. Yani bence yani tedbir alınmasında fayda var. Yani tabii biz bu konuda bilim adamı değiliz. Yani sonuçta bir sivil toplum kuruluşunu temsil ediyoruz. Yani o toplumsal bağışıklığın kazanması için bugünün şartlarında aşı ise aşı olması lazım. Yani eğer tedbir alınması gerekiyorsa yani insan sağlığı, insan canından daha önemli bir şey yok. Tabii Öyle değil mi? muhakkak. Önceliğimiz kesinlikle vatandaşın sağlığını korumak, onların ölüm riskine karşı gerekli önlem ve tedbirleri almamız gerekir. Bunun başka bir açıklaması yok ama tabii Sağlık Bakanlığı ya devlet büyüklerinin bu konudaki düşünceleri nedir bilemiyorum. Tabii burada en büyük endişelerden bir tanesi ekonomik endişeler. Hepimizin bildiği gibi o kapanma dönemlerinde özellikle esnaflarımız yani vatandaşla işte yiyecek içecek sektörü gibi kılık kıyafet sektörü gibi o sektörlerimiz çok daha fazla etkilendi. Bizim işte lokantacı arkadaşlar yani çevremizde var Basmane bölgesinde bizim büromuzda. Şimdi 10 kişi çalışırken kapanma döneminde paketleme servisinin geçtiğinde o 10 kişi 3-4 kişiye düşüyor mesela. Ne oluyor? 6-7 kişinin boşa çıkması ve işsiz kalmasını getiriyor. İnsanlar çok zor süreçten geçti pandemi döneminde. Hükümet tabi bunları da hesap ediyor olabilir. Yani ekonominin sekteye uğramaması, ekonomiyi canlı tutma adına da bu tedbirleri kısmen süreci uzatmak yönüyle, almamak yönüyle kullanıyor olabilir. Ama yani kesinlikle vatandaşın sağlığı, toplumsal bağışıklığın bir şekilde oluşması lazım. Pandemi döneminin başlamasıyla Tabii. birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi özelinde mesela sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hakkı Tabii. tanınmıştı. O zannediyorum ki sona erdi, değil Sona mi? erdi tabii. 1 Temmuz itibariyle sona erdi. Tabii o konuda açıklamam. Şimdi bizim sadece İzmir Büyükşehir Belediye'miz değil, Türkiye genelinde pek çok belediyemiz sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hakkını getirmişlerdi. Aynı zamanda ücretsiz otopark yani hastanede çalışan arkadaşlara ücretsiz otopark hakkı da gelmişti. Ancak İzmir Büyükşehir Belediye'miz maalesef hiç beklemediğimiz bir davranışla daha önceki yazılı açıklamasıyla 31 Aralık 2021 tarihine kadar ücretsiz ulaşım ve otopark hakkının verildiğini açıklamasına rağmen 1 Temmuz itibariyle 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle sağlık çalışanlarımıza ücretsiz ulaşım hakkını kaldırdığını, sehven yanlışlık yapıldığını ifade etti. Bunun yanında tekrardan büyük şehirlerimizde